5. sırda geçiyor. Üstadımız abi şeyde nerede? Latif nüktelerde, Osmanlıca lemalarda geçiyor. Diyor ki Muhiddin'in gördüğü doğrudur, hakikat değildir. Yani Muhiddin doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor abi. La mevcude illahu doğru mu? Doğru söylüyor ama hakikat değil. Nasıl yani? Gavvaslar denize daldılar, değil mi? Hepsi hakikatin bir köşesini tuttu. Bu böyledir diye. Doğru söylüyor ama hakikatin tamamı mı değil? Doğru söylüyor. Doğrudur ama hakikat değildir diyor. Peki ne demek istemişler teknik olarak? Bunu Besmele'nin 5. sırlarında Besmele'nin 5. sırrında aynedarlık sırrı. Orada söylüyor. Yani la mevcude illahu ne demek? Zihayatlar Cenab-ı Hakk'a o kadar aynadarlık yapıyor. O aynadarlığın kemaline münasebeten, vuzuhu delaletine işareten insanda sureti rahman var ve ehli vahdetül vücudun mutedil kısmı evet bu münasebete binaen demiş ve denilir diyor. Abi peki niye söylemişler bak bu şimdi elimde ayna ya abi. Bu aynayı güneşe çevirdim. Şimdi bu ayna güneşi o kadar mükemmel gösteriyor ki ya bu ayna mı yoksa güneş mi? O kadar bununla güneş arasında münasebet var yani. Şimdi aynen öyle de insan, bütün mahlukat Allah'ın isimlerinin evet ehadiyeti zatinin o kadar mükemmel bir aynası ki evet o mükemmelliğin münasebetine binaen denilmiş ve denilir. Şimdi bu yüksek bir mertebe halen ve zevken o makama girdiğin zaman böyle diyebilirsin. Fakat bunu ilmen söylesen o zaman ehli sünnetin akaid usullerine muhalefet ediyor. Çünkü ehli sünnetçe bir sayfa sonra söylüyor. Değil mi? Hakaikül eşyayı sabitetül. Eşyanın sabit bir hakikati var. Değil mi? Hepsi birer esmaya dayanıyor. Bunlar gerçek yani. İlmi olarak bunu söylediğin zaman mahsur oluyor abi. Ama zevken halen diyebilirsin. Anlaşıldı değil mi? Evet. Zevken halen diyebilirsin. Ama ilmi olarak söylersen bak ilmi değil hale bir vahdet-i vücut. Onun için bir kemal bir makam temin edebilir. Yani o dört tane isimde vacib-ül vücut, mevcut vahid ehad ilerlemek için sana bir kemal makam kazandırabilir. Ama bunu ilmi olarak şey yapsan o zaman o çakma vahdet-i vücutçular diyecek ki biz de öyle diyoruz. Her şey Allah'ın bir parçası. O zaman ben de ilahım diyor adam. Değil mi? Eşyaya, maddeye, değil mi? Sebeplere bir uluhiyet veriyor. İlmi değil. Zevken ve halen söylemiş. Yani bu diyelim ki telefon abi. Telefonun nerede? Orada tamam. Bu telefon diyelim. Tamam mı? Bu telefona bakıyor. Birinci vahdetül vücutçular. Sebebi görmüyor. Bak sebebi yok. Maddesi yok. Şeyi yok. Diyor ki la mevcude illa hu. Zevken ve halen bunu denilebilir. Ama ilmi olarak yaptığın zaman üçüncü vahdetül vücutçular biz de öyle diyoruz diyor. Ona sahip çıkıyorlar abi. Muhiddin'in gördüğü doğru ama hakikat değil. Şimdi peki Risale-i Nur buna ne diyor? Abi. Şimdi onların vahdetül vücut demelerine Üssü Hazretleri 16. sözde temsilden temessüle geçtik diyor. Şimdi bunu anlatmadan önce şeyi de bilmek gerekiyor. Barla Laikası'nda vahdetül vücut mesleğine girip saplanmalarının iki sebebi var diyor. Abi bir, tevhid-i ilahi, tamam mı? İsmi azam noktasında inkişaf etmemiş. İki, muhabbet sıfatından dolayı. Hmm. Tamam mı? Bu iki nedenden dolayı vahdetül vücuda girmiş ve orada 16. söze havale ediyor. Tamam mı? Onların girip saplandığı iki tane mesele var. İki risaleye havale ediyor. 16. söz ve 32. söz. Abi. 16. sözde yani onların o makama girip çıkmak istemedikleri yerde Üssü Hazretleri temsilden temessüle geçtik diyor abi. Ne aynadır ne gayrıdır bak temsilden temessüle geçtik. Aynadaki resim o mudur değil midir güneş midir ne aynıdır ne gayrıdır.
Yani Risale-i Nur onların la mevcude illa hu'suna binaen ne diyor? La maksude illa hu. La mahbube illa hu. Yani her şey o değil, her şey ondandır, onun için yani. Hayır. La mahbube, la maksude, la matlube illa hu. Onların takılıp kaldığı yerde. Bak, daha bir Önder abi, enteresan bir noktayı zarar. Şimdi Ayet-el Kübra'da birinci makamda 19 mertebe var. Tamam mı? Üstad Hazretleri her mertebede helmin mezit diyor. O meraklı müştak yol diyor. Aldığı marifet ve muhabbete binaen helmin mezit dedi. Daha yok mu? Birinci mertebe, ikinci mertebe 13, 14, 18, 19'a geliyor. Diyor ki o meraklı müştak yol diyor. Aradığımızı aradığımızdan sormak lazım diye Allah'ı Allah'tan soruyor. Allah da diyor ki ben kendimi iki şekilde bildiriyorum. Kudretin ayetleri ve kelamın ayetleriyle bildiriyorum. Beni tanımak istiyorsan bu ikisiyle tanıyabilirsin. Abi. Kelamen semavi kitaplar, kudretin ayetleri bu kainattaki ne varsa iki şekilde bildiriyorum. Şimdi üstadımız diyor ki abi bak her mertebede helmin mezit diyor ya. O meraklı müştak yolcu evet aldığı marifet ve muhabbet kafi ve vafi geldiğinden dolayı Allah'ım daha ileri gidememiş diyor. Daha ileri gidememiş. Yani onların takılıp kaldığı yerde Üstad Hazretleri hem neden takılıp kaldıklarını hem niye öyle dediklerini işte ben de anlatmaya çalışıyorum. Ondan sonra ne demek lazım olduğunu söylemiş. Onların dediği doğrudur. Evet, hakikat değildir. Abi. İki tane sebebi var. Birisi tevhid-i ilahi tam inkişaf etmemiş. İkincisi de muhabbet sıfatı. Allah o kadar çok sevmişler ki abi. Mesela her şey odur diyor ya. Her şey odur diyorsun ama mahlukatta bir tebeddülat var, tegayyürat var, değil mi? Vahdet-i hakikiye, sırrı ehadiyet, muinsiz, vezirsiz, bütün işleri bizzat kendisinin yaptığını 16. yüzyıl anlatıyor. Tam anlayamamışlar yani. Her mevcudun yanında zatıyla değil, ilim, irade, kudretiyle hazır ve nazır olduğunu tam inkişaf etmemiş yani. Ve muhabbet, kainata tebeddülat ve tegayyürat var. Çok da seviyorlar. Bir an böyle ayrılık çok onlara şey geliyor. Yani dayanamıyor. Öyle bir halet var. Mesela küçük bir çocuk düşünelim. Mesela annesinin kucağında. Annesi çocuğu bırakıyor. Mutfağa gidip bir şey alıp gelecek. Veya yan odaya gidip gelecek. Çocuk kıyameti koparıyor. Nasıl ağlıyor. Bunlar aynı öyle işte. Vahdetül vücuda, o yüzden vahdetül vücuda girip çıkamamanın bir sebebi de o muhabbet duygusunun çok inkişafından yani. Evet. Şimdi toparlayalım. Bayağı bir şey nazara verdik. Ha, bunun bize bakalım.